Değerli izleyenler, Bandırma Spor'un kaptanı Erkan Taşkan'la birlikteyiz. Erkan, çok talihsiz maç geçirdiniz. Evet. Çok kötü bir hakem rezaleti vardı. Önce bu maçtan başlayalım. Nasıl sinirinize hakem oldunuz? Ayakta kalındı. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi biz öncelikle Eskişehir Spor maçına yenildiğimiz için gerek başkanımızdan, gerek stüdyo yönetim kurulumuzdan, Bandırma halkından teker teker özür dileriz. Kötü bir futbol sonucunda yenildik. Bize hak etmediğimiz futbol oynadık. Daha doğrusu bizim sahaya yansıtmak istediğimiz hiçbirisini yapamadık. Akabinde içerideki son maçımızda, Keçiören maçında tamamen iyi motive olmuş bir Bandırma Spor vardı. Çok da iyi hazırlandık. Hem mental açıdan, hem fiziksel açıdan. Ama açıkçası ben bunları pek konuşmayı da sevmedim. Dün basın açıklamasında da yaptık. Hakem tamamen maçın önüne geçti. Biz sadece burada 11'e 10 oldu. Potenin pozisyonunda kırmızı kart verseydi rakibi 10-10 olup ve free kick vardı. Siz de yanlış anlayın, ukalalık gibi olmasın. O noktalardan bize iyi serbest vuruşu, iyi free kick atan oyuncularımız var. Belki 1-0 öne geçecektik. Biz koskoca camianın, koskoca Bandırma'nın emekleriyle, ekmeğiyle kimse oynayamaz. Ama biz başkanımızın da dediği gibi biz lobiciler olmayacağız. Biz Bandırma Spor olarak her zaman biz buraya da bilmemizin hakkıyla geldik. Sonuna kadar da gittik. Ve ligin son maçına kadar da playoff hattını kovalayacağız. Kovalamaya da devam edecektir. İstediklerimiz bunlar. Adana maçı birkaç cümle. Zorlu bir deplasman Erkan. Şimdi yaklaşık 4 günde 5 gün 2 tane maçta yoğun maçtan çıktık. Bugün de hem fiziksel olarak hem mental olarak biraz yorulduk ama Adana Demirspor maçına, bu son Keçiören maçındaki futbolumuzun, mücadelemizin, kazanma hırsının biraz daha üzerine çıkıp Allah da nasip ederse inşallah Adana Demir maçında istediğimizi alıp evimize, Bandırmamıza dönmek istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Başarılar dilerim Erkan. Sağ olun. Bir resim var.